Hayatta meşhur oldu abi. Bir saniye. Haberlere, gazetelere çıkacak. Ekiplerimiz normal taramalarda Mutalık bölgesinde hastalıklı bir köpeğe, yani daha doğrusu uyuz, böyle hiçbir tarama tüyü olmayan bir köpeğe rastlayıp buraya tedavi amaçlı getiriyorlar. Uzun soluklu bir tedavi. Arkadaşlarımız 4-5 ay süre zarfında tedavi uygulayarak ve işte bugünkü gördüğünüz hale geldi. Bunun ismi de şimdi tabi sahiplendirme konusunda da ismini Pamuk koyduk. Bu pamuğu da bugün Bilecik İnisar ilçesinin Hisarcık köyünden Selahattin abimiz sağ olsun bugün bu köpeği sahiplendi. Bizim buradaki zaten veteriner müdür olarak yılda 900'e yakın bu şekilde hayvan, köpek, kedi tedavi ediyoruz. 1300 civarında köpek, kedi kısırlaştırıyoruz ve yine 1350 civarında da bu şekilde hayvan sahiplendiriyoruz. Onun için ben bütün buradaki halkımıza mutlaka, yani bu şekilde tedavi edilmiş veya barınaklardan, geçici hayvan barınaklarından hayvanlarını, köpeklerini almalarını istiyoruz. Ben bu köpeği sahiplenen Selahattin abimize de çok teşekkür ediyorum. Bugün hem Pamuk mutlu bir gün yaşıyor, hem de bu sahiplenen Selahattin abimiz iyi bir şekilde, mutlu bir şekilde dönecekler. Bu hayvanı gördük. Torunlar da bizim meraklı hayvan sevgisi onlarda da var. Çiftliğe geldiklerinde hani herhangi bir şeyler meşgul. Bu da tip olarak, şey olarak hoşumuza gittik. Bir de insana yakınlığı, cana yakın bir hayvan. O kadar ki yani işe yaptığımızda hiçbir şey yapmadı. Bu yüzden hoşumuza gitti. Bunu hem çocuk torunlarımız için hem kendimiz için, hani bulunduğum yerde de hayvan olmadığından hayvan ihtiyacını zaten hissediyorduk, arıyorduk. Çok şükür bu Tepebaşı hani belediyesinde hayvan barınağına gitmemizi söyledi bazı arkadaşlar. Burayı geldik, oğlum gelmiş, görmüş, bana da haber verdi. Beraber geldik, bu hayvanı da görünce çok hoşumuza gitti. Cana yakın, insancıl, sevimli bir hayvan. Yani böyle bir hayvanda sahiplenmek herhalde herkese göre değil. Hoş bir tipi var. Hani kendisini sevdiriyor hayvan. Çok çok olur. Öyle büyük torunum, bunu gördüm, bayılıyor yani. Bayılacağına eminim yani. Çünkü çok cana yakın. Hiç öyle bir hani agresif halleri yok hayvanın. Cana yakın. O yüzden hoşumuza gitti yani. Onun için karar verdik, müracaat ettik. Sağ olsun müdür beyler de bizi kırmadılar. Hani bize şey yaptılar yani, bunu verdiler. Böyle sahipsiz köy, bu hayvan sevgisi olanlara tavsiyem, evinde veya bu kır yerlerinde bahçesi olanlar, memesi olanlar, herkes birer tane hayvan alsa ortalıkta hayvan kalmaz. Hem onlar bakılmış olur, hem bir hayvanın olduğu yerde bir şeylik oluyor, hareketlilik oluyor yani. Şimdi buna bakacağım diyeceksin, öteki hayvana bakacağım diyeceksin, bir günün neşeli bir halde gelip geçecek yani. Öteki de monoton bir hayatla uğraşmaktansa böyle bir hayvanla uğraşmak daha hayırlı yani. Hani kısım? Hani kısım? Hani? Hani kısım? Ayıkladık işte. Hani kısım? Hani?